Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Lokman Hekim'e sormuşlar bir gün. Siz hastalıklar konusunda bir hayli bilgilisiniz. Bizim de bir hastamız var. Hastamıza ne yedirelim, ne buyurursunuz? O da demiş ki, acı söz yedirmeyin de ona ne yedirirseniz yedirin. Bugün dilin afetlerinden inşallah konuşmaya çalışacağız. Büyüklerimizin bu konuda çok önemli tespitleri var. Bugün bunları tekrar edelim. Dilini kurtaran dinini kurtardı sözü. Ne kadar acayip. Dilini kurtaran dinini kurtardı. Ağzımızdan çok şeyler çıkıyor. Dua eden de biziz. Affedersiniz söven de. Yalan söyleyen de o dil. Peki bu aynı yerden nasıl besleniyor? Gerçekten bir muamma dilimiz. Baktığınız zaman 150-200-250 gram ağırlığında bir et parçası. Tat almamıza yarıyor. Yemeklerin öğütülmesi için, yemek borusuna gitmesi için çok muntazam bir yere yerleştirilmiş. Bunun dışında dilin öyle ağırlığı var ki ve öyle önemi var ki bugün bunu daha iyi anlamış olacağız. Kardeşlerim, Allahu Teala biz insanları, şu vücudumuzu, vücudumuzdaki organları hiçbir eksiklik bırakmadan en mükemmel surette yarattı. Ruhundan üfledi, şereflendik. Yanlışı, doğruyu ayırt edecek akıl verdi. Ve peygamberler gönderdi, bizleri eğitti. İnsanı insan eden, değerleri bildiren Rabbimiz, kulunun vücut organlarından dil üzerinde çok önemli durdu. Ve onun ne kadar önemli olduğunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Böylece hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde dilimizden gelecek olanlarla alakalı oldukça fazla malumatımız var. Dilimiz çok hassas yaratılmış bir duyu organı. Ama bunun dışında zikir dendiği zaman dilimiz. Kendimizi ifade etmek için yine dilimiz. Hem kalbin meyvesi, cennetin anahtarı. Aynı zamanda Allah korusun, yalan da söyleyen, iftira atan, gıybet eden, hakaretler eden, doğruyu bildiği halde isyana giden bir organ. Bu organın bir suçu yok. Onun sorumlusu biziz. Bir hadis-i şerif var. Şöyle buyruluyor. Ademoğlu sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve kendi dilleriyle şöyle derler. Ey dil! Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Biz sana uyarız. Eğer sen doğru olursan biz de dürüst oluruz. Eğer eğilirsen biz de eğiliriz. Sahabe efendilerimizden Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh da anlatıyor. Benim hakkımda en çok korkup endişe ettiğiniz şey nedir? Diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sual soran sahabeye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilini tutarak cevap buyurmuş. İşte bundan buyurmuş. İşte bundan. Dilimiz keskin bir kılıç gibi. Kötü söz bir kurşun gibi. Kan akıtmadan öldürdüğü gibi sahibini de yakan bir kurşun. Ya da yayından çıkan bir ok gibi. Artık geriye dönüşü mümkün olmayan bir ok. İnsanın kalbi bir sandık gibidir. Dudaklar onun kilididir. Dil onun anahtarıdır. Bize gereken bu kilidi iyi şekilde kullanmak. Akıllı insan derler, sözünü kalbinin arkasından alan kişidir. Yani konuşmak istediği zaman onu kalbine sorar evvela. Her aklına geleni ağzının ucundakini söylemez. Bir dakika,
ben bunu konuşuyorum veya konuşacağım ama acaba bu doğru mu diye evvela kalbinin süzgecinden geçirir. Menfaatine ise söyler, eğer zarar göreceğini anlarsa söylemez. Derler ya, ahmağın sözü dilinin kenarında, aklı kucağındadır. Kalktığı zaman düşer. Bugün insanların aynı zamanda sövdüğü, aynı zamanda övdüğü, aynı zamanda duaların edildiği, aynı zamanda mazlumun ahının gökleri yükseldiği o araçtır dil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, ezbere bildiğimiz o hadis-i şerifinde ne buyurdular? Mü'min, mü'minin aynasıdır. Amacımız, şu ne kadar dedikoducu, bu ne kadar iftira atmaya meyilli bir insan deyip, arayı bozmak değil, kendimizde de bu konuda hangi hatalar varsa, bugünkü programda bir öz eleştiri yapmak. Ben kendime, siz kendinize. Kardeşlerim, bugünkü kardeşlik hukukunu bozan en önemli etmenlerden bir tanesi, şeytanın neredeyse zil takıp oynayacağı kadar sevinecek unsurlardan bir tanesi de, birbirimiz hakkında ağır eleştirilerde bulunmak, birbirimizle alay etmektir. Ama müminler kardeşti ve mümin, müminin aynasıydı okuduğumuz gibi. O yüzden aramızda bir problem yaşadık, bir ihtilaf oldu. Şeytana pabuç bırakmadan, güzel bir şekilde konuşarak, insana yakışan şekilde anlatmamız lazım. Birazdan dilin afetleri, nasıl ki deprem, sel bir afettir, bir imtihandır, ağır imtihanlardır. Dilimizden gelenler, olası, bizi bekleyen tehlikeler nelerdir, onlara geçeceğiz. Ama ilk önce Anadolu'nun bozkırlarında yüzyıllardır yankılanan şu sözü aktaralım Yunus Emre'den. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yani öyle bir söz söylersiniz ki o sözünüzle beraber hayatınız sona erer, kelle gider. Öyle bir söz söylersiniz ki tam kelle gidecek dersiniz, affa uğrarsınız. Öyle bir söz edersiniz ki bir savaş başlatır, öyle bir söz edersiniz ki muhtemel çıkması imkan dahilinde olan an meselesi belki de savaşı Allah'ın izniyle iptal ettirebilirsiniz. Adamı beyan eden dildir. Sözü söyle alana, kulağında kalana derler. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anı dilini eliyle çekip dururken görmüş. Merak etmiş, bizim de merak ettiğimiz gibi. Ya Ebubekir demiş radıyallahu an. Niye böyle yapıyorsun? Buyurmuşlar ki, bu beni hep tehlike alanlarına sokuyor. Ben bundan rahatsızım. Lütfen düşünün. İkinin ikincisi diye bilinen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki bu güzide insanlar, bizden elbette daha bilgili ve daha samimi oldukları için, ama bakın ne buyuruyorlar? Dilimden çekiyorum. Her sahabe efendimizin nefsiyle ilgili sevmediklerini anlattığını duyuyoruz. Ama biz sanki onlardan daha değerli, daha takva ve daha Allahu Teala'ya yakın olduğumuzu düşünüyoruz belki de. Öyleymiş gibi hiç öz eleştiri yapmıyoruz. İşte dil böyle bir şey. Küçücük bir şey, bilmem kaç gramdan müteşekkil ama fonksiyonu, hayır ve şer adına ortaya koyduğu getirileri çok büyük. En önemli maddemiz yalan. Yalan, dilin afetlerinin ilki. Bir insanın gerçeği gizlemesi,
Mesela bir şeyi biliyor diyelim, bildiğinin aksini söylemesi ya da hiç o konuda herhangi bir malumatı olmadığı halde kesin biliyormuş gibi konuşması. Olmayan bir şeyi oldu gibi anlatması, yalan. Rabbimiz Celle Celaluhu, yalan sözden sakınmamızı buyuruyor. Ve Firavun ailesini anlatırken Hac suresinde, yalanın zararının insanın kendine olduğunu bizlere bildiriyor. Şöyle ki, eğer o yalancıysa, yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ettiğinin azabın bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. Yalan aynı zamanda fıtratla bağdaşmayan ve İslam'ın özüne aykırı bulunan bir davranış, büyük bir günah olarak geçiyor. Bununla alakalı olarak sahabe efendilerimizden, o zamanki hatıralardan günümüze ışık tutan bazı bilgiler var. Mesela Saffan İbni Süleym radıyallahu an anlatıyor. Bir gün diyor, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bu konu sorulmuş. Hangi konu? Bir mümin, ya Resulallah, korkak olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, olabilir buyurmuşlar. Peki, mümin cimri olabilir mi? Olabilir buyurmuşlar. Peki efendim, mümin yalancı olur mu denilince, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hayır, olamaz buyurmuşlar. Hatta, günümüzde maalesef bunun daha ileriye gidilen hallerini görüyoruz. Ben yalan söylüyorum ama şakacıktan söylüyorum diyoruz ya, buna dahi müsaade yok. İnsanlar hanımı kocasını veya evladımızı gittiğimiz yerde kardeşliğimiz pekişsin diye belki latife yapıyoruz birbirimize. Ama bu el kol hareketleriyle, dilimizle veya mimik hareketlerimizle yaptığımız şeylerde bir alay etme, bir taklit veya kesinlikle yalan olmamalı. Bugün latife, espri, şaka adı altında onlarca şey yapılmakta. Şöyle buyruluyor, Tirmizi'de geçiyor. Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler. Yazık ona, yazık ona diye buyurmuş iki kez. Ve öyle tehlikeli bir şey ki, yalan söylemekten bahsetmeye çalışıyoruz, münafıklık alametlerinden bir tanesi. Münafıklık neydi kardeşlerim? Diliyle inandığını söylediği halde, kalbiyle bununla örtüşen hal ve hareketleri yapmayanlardı. Peki bu kadar tehlikeli bir durum, yalanla hangi çizgide buluşuyor? Şöyle ki, çok tehlikeli bir çizgi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de geçiyor bu hadisi şerif, şöyle buyuruyorlar. Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Allah korusun. Dört şey var ki, bunlar kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde bunlardan bir şey bulunursa, onu bırakıncaya kadar, kendisinde nifaktan bir haslet var demektir. Konuştu mu yalan söyler. Söz verirse sözünde durmaz. Vaat ederse vaadinden döner. Bir dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır. Çok korkutan bir hadis-i şerifti bu. Şu maddeleri bir solukla tekrar edelim mi? Ne yapmamamız gerekiyor tersten bakalım? Eğer biz söz veriyor, sözümüzü yerine getirmiyorsak, ne demek bu? Bir kişiden ödünç para aldım. Bu parayı sana şu zaman vereceğim dedim. O zamana, belli bir süre kalana kadar baktık ki, ben de başkasından bir para bekliyordum, o gelmedi veya başıma imtihan, belalar geldi.
o vakte kadar kardeşimi bekletmeyeyim, telefon açtım veya yazı yazdım veya gittim konuştum. Kardeşim senden ben bir para almıştım, bu parayı veremeyeceğim, sana söz vermiştim, bunu biraz daha ileriye atabilir miyiz, tehir edebilir miyiz? Bunda sıkıntı yok. Ama ne yaptım? Kendi keyfim için param olduğu halde vermedim. İşte münafıklık alametlerinden Allah korusun bir tanesi. Veya illaki para değil. Bugün senin bana anlattığın bu görevi yerine getireceğim. Söz veriyorum. Veya bir sırrını duydum bir kardeşimin. Kimseye anlatmayacağım bunu. Söz verdim ama sözümde durmuyorum. Çocukluk yıllarımızdan itibaren bu konuya eğilmemiz lazımdı. Madem anne ve babalarımız velev ki bizlerle bu konuda pek hemhal olamadılar, iyi bir eğitim alamadık, bundan sonrasına bakalım, evlatlarımıza, kardeşlerimize, iş yerindeki arkadaşlarımıza sözde durmanın, söz verdiği zaman onu tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya ve uyarmaya çalışalım. Söz verildiği zaman sözünü tutmayan insanlar birinci maddeydi bu hadis-i şerifte. İkincisi, vaat ederse vaadinden döner. Sana şunu yapacağım. Böyle oldu, şöyle oldu. Tamam, şu da olsun, şunu yapacağım. Karşımızdaki çocuk da olsa bu çok önemlidir. Hatta çocuk olduğu zaman daha da önemlidir. Çünkü örnek teşkil ediyoruz. Bir anne, bir baba kızını, oğlunu hangi şeyi yapmasını istiyorsa ona kanalize etmek için, oğlum eğer bunu yaparsan, kızım şunu yerine getirirsen, sözümü dinlersen sana yarın şu hediyeyi alacağım veya seninle şu oyunu oynayacağım veya teyzenlere gideceğiz, örnek olarak veriyorum. Bu vaadi yerine getirmeyen anne baba, evlatları yaşı ilerleyip büyüdüğü zaman yaptığı her hatanın tohumunu ekmiş olarak cezalandırılacaktır. Bunu unutmamak lazım. O akıl bali olmayan, aklı yerinde olmayan, herhangi bir dinen sorumluluğu olmayan yavrularımızı bizler karşılıksız çek nasıl bugün ticarette korkulan bir şey, bize karşılığı olmayan o çek gibi söz vermemeliyiz. İkincisi buydu. Üçüncüsü, bir dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır. Yalancı şahitlik Allah korusun. Bile bile bundan ayrılmak. İşte dilin afetlerinde ilk durağımız yalandı. Yalanın hayatımızda pembesi, zor zamanda söylediğim hali veya şakacıktan olanı gibi birçok versiyonu mevcut bulunmakla beraber Müslümana yakışmayan bir durum olduğu da ortada. Bununla ilgili olarak son bir hatırlatma olsun. Kardeşlerim, yavrularımız yanlışlıkla bir yeri kırıp, bir yeri incitip zarar verebilirler. Eğer verdiğimiz tepkiler aşırı ve onların sağlıklarını incitecek, kafa sağlıklarına zarar verecek hale gelirlerse, bu sefer yalan atmaya başlıyorlar. O yüzden, oğlum, kızım doğru ol, hata yapmış olabilirsin. Benim sevmediğim, istemediğim şeyler senin elinle olmuş olabilir ama ne olur dürüstlükten ayrılma evladım deyip onlarla güvenimizi tutmamız lazım. Kazanmamız lazım arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Evet, yalan dedik. Bunun dışında bir başka tehlikesi, yalan yere yemin etmek ve yalanla mal satmak. Alimlerimizin eserlerinde en çok konuşulanı, yazılanı, değerlendirilen maddesi bu. Yalan yere yemin, yalanla mal satmak. Peki neyi konuşuyoruz? Yeni açanlar için radyosunu veya kayıtları takip edenler için şu dilimizin tehlikeleri, eğer yanlış konuşursak. Bilindiği üzere İslam alimlerimiz ayet-i kerimeleri çok titizlikle inceliyorlar. Yemini üç kısma ayırıyorlar.
Bugün sizlerle beraber paylaşmak istediğimiz yemin tarzı, yalan yere yemindir. Yemini lav vardır, yemini münakide vardır, yemini gamuz vardır. Biz bu sonuncusuna bugün bakacağız. Yani yalan olduğunu bile bile yemin etmek. Bu çok önemli. Yani insanın imanını yeniden gözden geçirmesini, tamamen tevbe edip, hatta Şafilere göre kefaret vermesi gerektiğini bilmesi gereken bir şey. Büyük günahlar arasında yer alıyor. Haksız yere mesela adam öldürmek, Allah'a şirk koşmak, anne babaya asi olmak. Onlarla beraber şimdi sizlerle paylaştığımız konu geçiyor. Çok ilginç. Yalan yere bile bile yemin etmekte yine büyük günahlar arasında yer almış. Kardeşlerim, peki bu nasıl oluyor? Özellikle esnafın gerek sosyal medyada, reklamlar dediğimiz mecralarda ya da birebir bir esnaf bunu söyleyebiliyor. Efendim şu kumaş buradan geldi. Biz de garip garip sözler söylüyoruz. Mesela taze mi diyoruz? Ya adam zaten öyle bir hale geldik ki taze değilse bile evet bu bayattır, beş para etmez bir üründür. Zaten ben de sizi kandırmak istiyorum demeyecektir. Zaten bu kadar dürüst olsa o ayıplı malı zaten satmaz. Tabii her esnaf için bunu söylemiyoruz. Dolayısıyla yalan yere bunu övmek. Efendim bu pirinç şuradan geldi. Halbuki oradan gelmedi. Veya ben zararına satıyorum bunu, yeminle söylüyorum vesaire. Belki o an 3 kuruş, 5 kuruş kazancımızı fazlalaştırdığımızı düşünüyoruz. Ama kendimizi kandırıyoruz çünkü bereketi olmuyor. Daha evvelki programlarda paylaştığımız gibi. Allah Allah bu kadar para kazandım ben. Bunu oraya verdim, 30'u buraya verdim. 450 kalması gerekiyor. Nerede bu para? Bereketi yok. O anda onu övmeden satamayacağımızı düşündük. Şeytanın zaten bizle işi gücü kendisi gibi bizi cehenneme attırmak, dünyada asi bir kul olmak, ibadetlerini yapmayan, haramlara düşen bir kul olmamızı istiyor. Ve bu konuda da bize sen daha fazla kazanmalısın. Ne olacak yani canım, iki tane güzel söz söylersin. Böyle söylemezsen zaten kimse ürün almaz diye bize fısıldıyor ve bugün maalesef bunu görüyoruz. Ortada her şey açıkken abartılı reklamları duyuyoruz ve yeminler oluyor. Bir de esnaflığın dışında yani maddi olmayan yalan yere yemin var. O da ikili ilişkilerde oluyor. İftira atanlar oluyor. Yemin edildiğini biliyoruz. Hatta söz verirken yemin ederim bir daha şunu yapmayacağım sözü var. Bunlar çok ağır kelimelerdir. Biz maalesef şu ahir zamanda bu konuları çok ciddiyetle incelemiyoruz. Magazin programları gibi görmeye çalışıyoruz maalesef. Hepimiz böyle miyiz? Elbette değil ama ekseriyeti böyle. Şu anda bana göre, benim mantığıma göre şu zamanda diye başlayan cümleleri o kadar fazla görüyoruz ki İslam adı altında. Ne demek yani? Küçük yalan bunlar. Yemin ettim ama diye başlayan cümleler. Bunlar bizim gafilliğimizi gösteriyor. Hatta her işittiğimizi söylememiz bile insana yalan olarak yetermiş. Daha önce duydunuz mu? Ben Ahmet'ten duydum bunu. Tamam, Ahmet'ten duydun. Ahmet ne dedi? Ali hakkında bir şey söyledi. Peki o konunun doğru olup olmadığını biliyor musun? Bu sefer Ahmet Ali'ye şöyle demiş diye Veysel'i anlattın. O da gitti İbrahim'i anlattı. Gerek yok. Her işittiğini söylemesi insana yalan olarak yeter. Bazen de kendimizi kandırıyoruz ya gıybet ederken. Bu anlattığım şeyler hepsi Ahmet'te var. Ahmet'i kötülüyorum ya mesela. Evet Ahmet içki içiyor. Ahmet faiz yiyor. Veya hanımını dövüyor Ahmet.
Niye böyle bir şey yapıyorsun kardeşim? Niye dedikodu yapıyorsun? Ahmet yapıyor bunları. Zaten Ahmet o dediklerini yapmıyorsa iftira etmiş oluyorsun. Ahmet'in burada olsa, kulağı sende olsa, duyduğu zaman rahatsız olacağı her şey gıybettir. Aynı zamanda yalan, değerli kardeşlerim, insanın haddini aşmasına vesile oluyormuş. İslam'ın imanın şartlarından bir tanesi de, eğer eksik olsaydı, alimlerimiz ne diyor? Haddi aşmak olarak verilebilirdi. Yani Allah'a iman, kitaplara iman, meleklere iman, kader gününe işte bunları sayıyoruz veya namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek vesaire. Onların arasında bir de haddini bilmek derlermiş. Haddini bilmek. Hanımın eşine karşı, evladın anne babasına karşı, talebenin hocasına karşı vesaire vesaire. İşte o had dediğimiz sınır, o sınırı aştıran bir tehlike. Neden? Çünkü yalan çok çabuk alışkanlık haline geliyor. Sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilebiliyor. Hepimiz ölümü tadacağız. Allahu Teala hayır üzere can veren, imanla çenesini kapayanlardan eylesin cümlemizi, amin. Bu ölüm anından sonra tüm kayıtlar ortaya çıkarılacak. Ölüm anından sonra birinci kat semaya kadar çıkarılıp, bu falanca kişinin kızı, falanca kişinin oğlu dendiği zaman, selam olsun ona, ne güzel bir kulmuş diye nida gelen kullar da var. Bu ne kadar pis bir insanmış deyip o semadan geri döndürülen insanlar da var. Allah korusun, Allahu Teala'nın indinde yalancı diye kaydedilmek de cabası. Ne kadar çok konuşuyorsak o kadar çok yalan yere yemin etme potansiyelimiz var. Ne kadar çok uzatıyorsak cümleleri, o kadar yalan söyleme imkanımız var. Yalancının mumu derler ya, yatsıya kadar yanar diye. Bazen insan kendi yalanına bile inanır. Günümüzde yalan söyle, tutunmazsa izi kalır da derler. Ne kadar hassas olmamız gereken bir konu. Değerli kardeşlerim, öyle cümleler söylüyoruz ki, yalandan da olsa, mesela, efendim elinizde şu şu ürün var mı? Evet evet, yalnızca bir tane kaldı. Hepsi satıldı, halbuki bir tane vardı. Seni düşünmekten bütün gece gözüme uyku girmedi, biliyor musun? Yalan. Sana her an dua ediyorum, her an duacınızım. Yalan, buna gerek yok. Kim her an dua eder birine? Her an ibadet bile yapamıyoruz. Haşa, ben, sen, o kimiz ki her an dua edeceğiz? Bu genelleme yalanlar oluyor. Bu aldığım en güzel hediye. Sizden iyi olmasın, bir arkadaşım vardı mesela. Bunlara bile gerek yok. Ama değerli kardeşlerim, bunlar işin biraz daha konuşulan halleri. Belki azıcık tebessüm etmemiz gereken yerlerde bir mola veriyoruz böyle. Sonra devam ediyoruz yolculuğumuza. Lakin bunlar çok ciddi meseleler. Çünkü iki şeyin bir arada toplanamayacağı buyruluyor. Hadis-i şeriflerde var. Yani küfür ile iman bir kimsenin kalbinde aynı anda yer almaz, toplanmaz buyruluyor. Aynen onun gibi doğru ile yalan da bir arada toplanmaz. Bir de ne ekleniyor? İhanet ile emanet de bir kalpte toplanmaz. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul yalan söylediğinde meydana getirdiği şeyin fena kokusundan melek kendisinden
şu kadar şu kadar uzaklaşır. Eski ölçü birimleri. Günahın da manevi alemde bir kokusunun olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Meleklerin rahatsız olduğu o koku. Aynı zamanda kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez buyuruluyor. Ne zamanla ilgili? O Ramazan-ı Şerif'le ilgili. Ne kadar tehlikeli bir durum. Yalan konuşmaya devam ediyorum. Ama bir taraftan da iyi işler görmeye çalışıyorum. O yüzden programımızın başında Allah dostlarından bir tanesinin bir sözüyle başlamıştık ya, hatırladınız inşallah. Neydi? Dinini kurtarmakla ilgili. Dilini kurtaran, dinini de kurtardı. Bu söz, şimdi yavaş yavaş ne kadar doğruymuş dediğimiz sözlerden bir tanesi oldu. Kardeşlerim, gıybeti biraz sonraya sakladım çünkü maalesef en çok rağbet ettiğimiz afetlerden bir tanesi. Şimdi iftiradayız. İftira bir kişi hakkında o konuyu işlemediği halde yaptığımız suçlamalardır. Bir uydurmadır. Mesela Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye iftira etmemek üzere bana biat ediniz buyuruluyor hadis-i şerifte. Nehyedilen, uzak durmamız gerekenlerin arasında yalanla kimseye iftira etmemek var. Bir hanımefendiye namussuz iftira atmak, aynı şekilde keza bir beyefendi için de aynısı. Ve bugünün maalesef medyasında o kadar çok buna rastlıyoruz ki, illaki bu sesle atılması gereken bir iftira değildir. Yazarken de olur. İnsan o cep telefonunun bilmem kaç inç ekranlı dokunmatik klavyesinde de aynı iftiraları atabilir, kısa mesajla da atabilir. Bunlar yine aynı günahlardır. Düşünün, yıllarca çabalıyorsunuz, biriktiriyorsunuz, 3 lira oradan, 10 lira oradan diye umreye gideceksiniz. Tam umre paranızı biriktireceksiniz, böyle az bir şey kaldı. O anda hırsız geldi, hepsini aldı. Veya biriktirdiğiniz paraların hepsinin sahte para olduğunu anladınız. Bundan daha korkunç bir şeydir. Ben şu kadar namaz kılıyorum, bu kadar hayırda bulunuyorum, cami yaptırıyorum, medreseler, hafızlara para gönderiyorum. Çok yardımsever, bonkör bir insanım. Ama iftira atmadan da duramıyorum. İnsanlar benim yüzümden kötüleniyor, hapse düşüyor, gözyaşlarıyla bana beddualar okuyor, Allah korusun. İftira dendiği zaman elbette ibret olsun diye alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemize atılan iftirayı da hatırladık. Ne kadar çirkin bir iftiraydı. Örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, bizlere pek çok ders veren bir durum değil miydi bu? Nasıl ihtarlar verilmişti? Şöyle şöyle yapsaydınız ya, böyle böyle deseydiniz ya, böyle düşünseydiniz ya hakkında. Kardeşlerim, güzel zanda bulunmak imandandır. Ve insan suçu ispatlanıncaya kadar masumdur. Bir mümin bunları unutmamalı, duyarlılık göstermeli, öyle delil olmayan, hatta Allah korusun iffet ve namusun söz konusu olduğu gibi o durumlarda sessiz kalmayı kendine alışkanlık bilmelidir.
Çünkü iftira atanların hem dünya hayatları hem de kıyametteki halleri oldukça sıkıntılıdır. Kur'an-ı Kerim'de lanete uğrayacakları bildirilir. Şu ağzımızdaki dil ne kadar tehlikeliymiş de haberimiz yokmuş değil mi? İşte bununla alakalı olarak Nur suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. Tam tersine, hocalarımızın sohbetlerinde yıllardır duyduğumuz gibi bırakın iftira atmayı, bırakın bir Müslümanın başına bir imtihan, bir zorluk, bir ölüm, bir iflas, bir ayrılık geldiğinde oh canıma değsin demeyi, örtmemiz gerektiğini hatırlayabilsek. Ne kadar güzel bir muştu, bir haberdir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Hangimizin acaba örtülmesini istemediği bir ayıbımız yok? Hangimiz işlediğimiz o günahların konuşulmasını, dev ekranlarda gösterilmesini arzu ederiz? Ya Rabbi, ne olur bizleri affeyle. Amin. Müslüman önce kendiyle ilgilenecek. Önce kendi hatalarına bakacak. Kendisini ilgilendirmeyen konulardan uzak duracak. Kendisinde bu tür kusurların olup olmadığını kontrol edecek ve bunun bir muhasebesini yapacak. Zaten büyüklerimizin çok güzel buyurduğu gibi, İnsan diyor, kendi hatalarına baksa, başkalarının hatalarına bakacak yüzü bulamaz. O enerjiyi de bulamaz, zamanı da bulamaz. Çünkü bir hatamız bir başkasıyla birleşiyor. Boş duramıyoruz. Nasıl çocuklarımız şimdi ayaklarını sallamadan, cep telefonu, tablet, internet, laptop olmadan, oyun olmadan duramıyorlar? Maalesef biz de günah işlemeden duramıyoruz. 3 yaşındaki çocuğun duramadığı gibi biz de duramıyoruz. O yüzden kendimize baksak, kendi hatalarımıza motive etsek kendimizi, başkalarıyla uğraşmayayım. Zaten ben yargıç da değilim. Bana böyle bir sorumluluk da verilmedi diye düşünsek belki çok daha nasipli olacağız. Ve geldik en fazla yaygın olan ve bizler tarafından sürekli kullanılan o gıybete, dedikoduya ya da söz taşımaya, arkadan çekiştirmeye. Bununla ilgili programlarda gıybet tanımını bir kez daha paylaşmak gerekiyor. Çünkü halen bunun karıştırıldığına inanıyorum. O yüzden bir yardım alalım. Bu yardımı da Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu son peygamberi, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamber Efendimiz'den alalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, gıybetin ne olduğunu biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine, birinizin kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır, dedi. Orada bulunan bir adam, ya benim söylediğim onda varsa, bu da gıybet olur mu deyince, eğer söylediğin onda varsa, gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa, bir de iftirada bulundun demektir. Gıybet, gizli manasında, gizli kalmak manasında, gayb,
bu kökten geliyor. Bir insan bizim konuştuğumuz şeylerden incinecekse, hoşlanmayacaksa, eleştirdiğimiz ve çekiştirdiğimiz her şey gıybettir. Buna dedikodu da denilebilir. İnsanın fiziğiyle biz dalga geçebilir miyiz? Evet, şunun boyuna bak, bunun parasına bak, şu kocasıyla şöyle, bu hanımıyla böyle, bunun annesi şöyle veya giyim kuşamıyla ilgili. Üç odalı bir yerde oturuyormuş da salonu şu kadar şöyleymiş, bu buraya uyumamış. Yani her şeyle ilgili olabilir. Bir insanın gözünün şaşılığı olabilir, saçı dökük olabilir, uzun veya kısa boylu olabilir. Alaylı bir şekilde bahsetmek de gıybet konusunun içerisine girer. Yani Müslümanın gıyabında o konuşulan her kimse, o yanımızda değilse, onun arkasından konuştuğumuz her şey, bunu toplayın. Eğer vicdanınıza sorun, hoşuna gitmeyecek şeyler miydi bizim konuştuklarımız? Bitti, gıybettir. Ve kanserden çok daha kötüdür. Kanser belli tedavi yolları vardır. Allahu Teala şifa buyurursa şifa bulunur, yoksa vefat edersin. Ama en fazla bu. Hele hele isyan etmeden öldün, günahlarından kurtulmuş olursun. Ama ondan daha yaygın ve ondan çok daha hızlı yayılan bir virüs, bir bakteri neyse onun gibidir. O kadar hızlı yayılır ki gıybet. Allah korusun. O kadar çok bununla alakalı ayetler var ki karşımızda. İbrahim bin Ethem Hazretlerini duymuşsunuzdur. Zamanında kendisi bir sultandı. Behlül Dana Hazretlerinin yaşadığı zamanlarda işte sultanlığı bıraktı. Sonra Allahu Teala'nın sevgili kullarından bir tanesi olmuştu. O zat muhterem bir topluluğa evinde ziyafet vermiş. Davetliler sofraya oturmuşlar. Hemen birbirini çekiştirmeye başlamışlar. O öyle dedi, bu böyle dedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri demiş ki, bizden önceki Müslümanlar etten önce ekmek yerlerdi. Siz daha ekmek yemeden önce et yemeye başladınız. Adamlar anlamış dedikodu ettiklerini. Bugün de ilim meclislerinde maalesef buna rastlıyoruz. Sizlerden gelen mesajlarda ciddi, yani hatırı sayılır derecede buna benzer, mahiyeti bu olan konular görüyoruz. Efendim, şu sohbete gidiyordum, artık o sohbet yerini gitmeye bıraktım. Neden? İşte şöyle şöyle olaylar başıma geldi. Yarım saat Kur'an okunuyor, bir saat gıybet ediliyor mesela. Yeni yeni namaza başlayan, örtünen hanım kardeşlerimizden de bu şekilde eleştiriler geliyor. Zaten nefsiyle vicdanı arasında gidip geliyor. Şeytan fısıldayıp duruyor. Tam gözlerini dört açmış örneklere baktığı sırada, şuna bak ya, hem sohbet ediyorlar, hem Allahu Teala'dan bahsediyorlar, hem de şunu 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 yapıyorlar diye artık o yerlere gitmedim. Şunu yapmadım, bunu yapmadım diye itiraflar geliyor. Peki bu tek başına sebep mi? Bu ayrı. Biz iyi bir örnek olmaya çalışalım. O gittiğiniz sohbet yeri iyi değildi. Biz iyi bir yer bulalım. Hiç bulamıyorsak sohbete en azından radyodan devam ederiz. Veya internet çok gelişti artık. Sağlam bir hoca bulursun, dinlersin. Ya Rabbi, ben gittiğim zaman böyle böyle gıybet, şu bu oluyor. Ne olur beni affet. Evimde ben huzur üzere bu sohbetleri, programları takip edeyim. Ne olur cemaat sevabını da bana ver. Allahu Teala zengindir. Madem sen bir zarar göreceksin, hiç gitmemen bazen daha iyi. Hele hele hanım kardeşlerimiz için. Hiç gitmemek daha iyi eğer böyle sıkıntılar oluyorsa. Kardeşlerim, gıybet hastalığı bu kadar bize bulaşmış bir durumda. İşte İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin söylediği gibi, sizden öncekiler etten önce biraz ekmek yiyorlardı midelerini doldurmak için, hazırlık yapmak için ete, siz ekmekten önce diyor et yemeye başladınız. Hele hele
Miraç hadisleri var, çok meşhurdur. Ve bunlar hem Buhari'de, Müslim'de vesaire geçer. Onlardan bir tanesinde dedikodu, yani gıybetle ilgili o kadar korkunç bir tablo karşımıza çıkar ki, çocukluğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçen Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim. Yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlar bakırdan tırnaklarla, yani sert bir maddeyle. Ey Cebrail aleyhisselam, bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail aleyhisselam, bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır buyurdu. Tabii insanız, hatalar hataları kovalıyor. Maksat bu hatalardan ders almak. Bu hataları her birimiz yaptığımız gibi, sahabe efendilerimiz de sonuçta insanlardı. Onların ismet sıfatı yoktu, peygamberlere aitti. Dolayısıyla bu hataları her birimiz de yapabilir, onlar da yapıyordu, yaptılar da. Mesela bu hatasını bilenlerin başında birçok hadisi şerifin bize gelmesine vesile olan Hazreti Ayşe radıyallahu anha anneciğimiz var. Bir gün, kendisi anlatıyor, bir gün Peygamber Efendimiz'e diyor sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın elçisi, kısa boylu oluşunu diyor ima ederek, şu kişi sana yeter dedim. Bir kişiden bahsediyor annemiz. Bunun üzerine bana buyurdu ki, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsa, herhalde onu ifsat eder, tadını ve kokusunu bozardı. Annemiz örnek veriyor. Kısa boylu oluşunu kastederek, şöyle şöyle var ya birisi, o sana yeter demiş. Kimdir, nedir, bu bizi pek ilgilendirmiyor. Burada alacağımız ders, kısa boylu diye söylemiş. Bu kadar tehlikeli. Aynı zamanda şunu da bilmemiz lazım. Birçok kardeşimizin fiziksel özellikleri ağır imtihan barındırır. Yüzü yananlar var, trafik kazasında başına türlü türlü imtihanlar gelenler var. Hatta çocukluğundan beri hasta olanlar var. Bunlara böyle bakarken ne kadar yüzümüzü ekşitmeye çalışıyoruz. Ama bir deri parçası hepimizdeki. O deri parçasını bir kaldırın bakalım. Biraz şöyle bir 90, 100, 120 derecelere bir Allah korusun gelsin. O deri döküldüğü zaman ne kadar korkunç, bakılamayacak bir yüzümüz oluyor. Bu birincisi, yani gelip geçici, bizim gözümüzden, burnumuzdan, her yerimizden kurtlar gelip geçecek. Hiçbir güzellik Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu imandan başka zaten şey yok. Sonsuza gitmeyecek. Yani dolayısıyla bununla ilgili olarak çok dikkat etmemiz lazım. İnsanların fiziksel özellikleri bir kenara. Allah korusun. Çünkü onu da yaratan Allahu Teala, sen de yaratan Allahu Teala. Hasan-ı Basri Hazretleri var. Demişler ki, ya senin üzüleceğin bir şey söyleyeceğiz ama falan. Yani o da illa söyleyecek yani. Sussa ne olacak ama olacakmış. İyi demiş ya, tamam söyle. Adamın biri demiş, seni arkadan fena çekiştirdi. Şöyle dedi, böyle dedi. Bak kendisi de ne yapmış oluyor? Dedikodu yapmış oluyor. Buna kovuculuk deniyor. Evet, o adam Hasan-ı Basri Hazretleri'ni eleştirdi mi? Arkadan çekiştirdi mi? Diyelim ki evet. Bunu niye anlatıyorsun? Doğru bir şey mi senin anlattığın? Evet, cümle olarak doğru, evet. Ama söz doğruydu, yaptığın hareket doğru değildi. Hasan-ı Basri Hazretleri kızmış, susturmuş adamı. Bir kez daha demiş, kimsenin yaptığını kimseye anlatma ama madem anlattın,
Beni eleştiren o kişiye git. Ben tanımam etmem. Şuradan bir tabak hurma doldur. Ona demiş hediye et. Şaşırmış. Nasıl yani demiş. Hurma mı götüreceğim ona? Evet evet. Ve şunu söyle. Madem bir şey söyledin. De ki o kişiye. Duyduğuma göre sen bana iyiliklerini hediye etmişsin. Yani gıybet ettiğin zaman ne oluyor? Kendi artılarından, hediyelerinden gidiyor. Sen bana iyiliklerini hediye etmişsin. Ben de buna karşılık vermek istedim. Fakat senin hediyene denk gelecek bir hediye veremediğim için özür dilerim. İşte şu bir tabak, bir kase neyse hurma gönderiyorum sana demiş. Ya genelde biz kimin peki dedikodusunu, gıybetini yaparız? Sevmediğimiz adamların, kadınların neyse. Ya sevmediğin insana sen sevmiş gibi davranıyorsun. Ona iyilik yapıyorsun halbuki. Ben Ahmet'i hiç sevmiyorum. Ahmet'i sevmiyorsan ki sevmemek de ayrı bir şey. Kişisel bir gıcıklığın mı var ondan sevmiyorsun? Çok kötü bir durumda mı? İnkarcı falan mı sevmiyorsun? O da ayrı mesele neyse. Diyelim bir husumetimiz var. Ya akıllı bir insan. Madem zarar görmesini istediğin birisi bu. Neden onun günahlarını alıp da kendi sevaplarını veriyorsun? Çok ilginç. İşte şeytan adama böyle bir don giydiriyor. Herkes için bir donu var. Bir pantolonu, eteği var, çarşafı var. Yani şeytanın dükkanında yok yok arkadaşlar. Hangi meşreptenseniz, nedenseniz herkese var. Kafasına göre mutlaka bir şey buluyor. Ya ben niye iyilik yapayım ya? Elimden gelse diyelim bir bardak su vermek istemiyorsun. O kadar nefret etmişsin adamdan. Ama... Ya şu adam da böyle falan dedim bitti. Belki bir senelik Allah bilir Celle Celaluhu ibadetin gitti adama tertemiz. O yüzden dikkat etmek lazım. Peki kimler hakkında konuşulabilir? Gerçekten zalim olduğu bilinen ve açıktan Allah'a karşı isyanı, şirki görülmüş. Kendisi de zaten bunu inkar etmiyor. Bu adama karşı zararından korunmak için konuşabiliriz. Veya... Efendim, tanıdığınız birisidir, daha önce başınız yanmıştır, bayağı bir sıkıntılar olmuştur, etrafta onca insan zarar görmüştür. Başka bir insanın aynı kişiden zarar görmemesi için uyarırsınız. Veya kızınızı vereceksiniz. Bir durum oldu. Bununla ilgili senin bir bilgin var mı? Ya şimdi bir şey dersem olmaz falan değil. O konuda bildiğiniz bir şey varsa, diyelim aranan bir suçlu mesela, polisler her tarafta arıyor. Neyse ben karışmayayım, evlensinler. Bu konuda elbette konuşabilirsiniz. Bu da gıybet olmuyor. Hocalarımız anlatmış. Ne kadar vaktimiz kaldı? Tamam toparlayayım o zaman. Şöyle şey Sadi Şirazi'den bir menkıbe var. Kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki ben çocukken çok böyle ibadet etmeye heves ederdim. Namaz kılardım geceleri mesela. Allah'a dua ederdim. Bir gün herkesin uyuduğu saatlerde Kur'an okurken o zaman bir baktım babam da uyumamış. Babamın yanına sokuldum. Baba dedim buyur evladım dedi. Ya dedim neden geceyi herkes uyuyarak geçiriyor? Kalkıp iki rekat niye namaz kılmıyor bu adamlar, bu insanlar? Babası tebessüm etmiş. Eyvah demiş evladım eyvah. Keşke uyanık kalıp başkalarını çekiştireceğine, gıybet edeceğine, keşke sen de uyusaydın ya demiş Sadi Şirazi'ye. Sonra diyor ben de diyor hatamı anladım. Anlamam diyor zaman aldı ama anladım babamın dediğini. Oğlum demiş keşke sen de yatıp uyusaydın yani. Bizde de böyle şeyler var. Camiye çocuklar geliyor. Bu sefer çocuklara kötü davranıyoruz. Çocuk niye koşturuyor? Ne onun önünden geçiyor falan filan. Hoş, kış falan sanki böyle affedersin hayvanlara bağırıyormuşuz gibi. Suratımızı ekşitiyoruz. Sonra da bu gençlik nereye gidiyor? Gençlik niye acaba camiye gelmiyor? Zamanında sopalarla kovalanan camide Kur'an öğreteceğiz adı altında. Ağzına burnuna sopaların vurulduğu gençlikte geçmişteki hatıralarda canlanıyor.
hangi insanların hangi kötü örnekliklerinin yüzünden nelerin olduğunu herkes şahit olmuştur. O yüzden dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kardeşlerim, adamın biri o kadar gıybet eden bir adammış ki, birçok kişi hakkında gıybet etmiş ama sonra tevbe etmiş. Pişmanlık duymuş daha doğrusu. Tevbe edecek, acaba demiş ben nasıl tevbe edebilirim, ne yapsam falan, bir yere mi gitsem. En son bir alimi tavsiye etmişler, onun yanına git madem, Allah-u Teala'nın sevdiği bir kuldur, tamam demiş. Alimin adresini almış, kapısını çalmış, duruma arz etmiş. Alim zat biraz düşünmüş, sen demiş biraz bekle, çarşıya gidip bir tavuk al. Sonra demiş, o tavuğu yol ve yolduğun tüyleri geri gelirken yolun kenarına bıraka bıraka gel. Sonra demiş, anlatacağını anlat. Daha birkaç cümle anlatmış ama alim adam ya, anlamış. Allah Allah, adam şaşırmış. Şimdi ne alakası var demiş, çarşıya gideceğim, tavuk alacağım, yok yolacağım, tüyleri yol kenarına bıraka bıraka geleceğim falan. Bir demiş, bildiği vardır ya, ne yapalım artık. Tevbe edeceğiz zaten. İyi demiş. Her dediğini yapmış. Alimin kapısına tekrar gelmiş. Efendim demiş, dediğinizi yaptım. Allah'ın izniyle günahım affedilmiş midir? Alim. Kardeşim demiş, bir dakika. Şimdi yolun kenarına bıraktığın o tüyleri gidip topla. Sonra gel konuşalım. Ya demiş, nereye düştük, nereye çattık? Tekrar geriye dönmüş, toplamaya çalışmış ama nafile. 3-5 tane tüy var, başkasını bulamamış. Efendim demiş, böyle böyle siz bana tüyleri getir dediniz ama ben yerinde yerler yaşıyor, bulamadım deyince alim demiş ki, gıybetini yaptığın şeyler de bu şekilde dağılıp gitti. Arayıp bul ki helallik alabilesin. Yani diyor ki, dünyadayken daha ölmeden helalleşmen gerekiyor. O yüzden bizim de bilmemiz gereken, evet Allah-u Teala'ya tövbe edeceğiz ama tanıdığımız insanlarsa ahirette nasıl olsa birbirimizin boğazına hücum edilecek. Böyle bir durum olmasa da en küçük bir hak ve haksızlık birbirinden ayrılacak. Haklının hakkı verilecek. Bugün hiç utanmadan, ya şimdi telefon açıp da veya dükkana gittiğimde, kardeşim ben senin hakkında dedikodu yapmış olabilirim, ne yapacağız diye utanmayalım. Şöyle bir formül olsun. Bundan 1,5-2 yıl evvel sadece konu dedikodu idi. Böyle bir program yapılmıştı. Bu programdan sonra hiç unutmuyorum. Bir kardeşimiz demiş ki, kardeşim işte böyle böyle Halil İbrahim Sofrası diye bir program dinledim. Konu dedikoduydu. Çok korktum. Söylemiş de olabilirim. Böyle böyle ne olur demiş, hakkını helal et. Helal olsun demiş, aynı şekilde demiş, ben de aynı programı dinledim, benim de seninle konuşmam lazımdı, benden önce davrandın demiş. Meğer yani ikisi de birbiri hakkında konuşuyor. Abi bunlar olabilir, olağan şeyler diye söylemiyorum. Hata insanlar için. Ama ne olur, bugünden sonra hayatımızda bir şeyler değişsin. Allah-u Teala laf getirip götürenlerden, insi ve cinni şeytanların şerrinden, gıybet etmekten, Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu azabına götürecek tüm günahlardan ve onları işlemekten bizleri, Müslümanları muhafaza buyursun. Cehennemin narından muhafaza buyursun. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bizden sonra gelecek olan nesilleri de bizim o hayır kapılarını aradığımız kabirde yoldaşımız eylesin. Hepiniz en emin olana emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.